Değerli akrep burçları, Ay burcu akrep, yükselen akrepler, 5 ve 11 Aralık dönemi, bir salıdan bir salıya Mars günündeyiz. Bakalım sizleri neler bekliyor? Tek tek yorumlamaya çalışacağım arkadaşlar. Cenab-ı Allah arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in 9. suresi olan Tevbe suresinin 113. ayetinde şöyle buyurmuşlardır: Tövbe edenler, ibadet edenler, Allah Teala'ya hamdü sena edenler, seyahat edenler, ruku edenler, secde edenler, iyiliği buyuranlar, kötülüğü yasaklayanlar. Bunlar Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. Sen bu müminleri cennetle müjdele. Şimdi arkadaşlar, her türlü sıkıntıda, üzüntüde böyle bir sivri dilli, kibirli bazı insanlarla karşılaşabileceğiniz ihtimali çok kuvvetli. O yüzden diyorum ki hem sizi dönem dönem rahatsız eden, hem de sizi bazı konularda alçakça ve nasıl diyeyim, hem alçakça hem de sizi üzecek şekilde dil uzatan birilerine karşı böyle kendinizi çok yorgun hissediyorsun. Artık bu insanı çekemem diyorsun Akrep Burcu. Evet, gerçekten de bazı olaylar sınırı aşmış. Baya bir sıkıntı çektiğini görüyorum Akrep Burcu. Kibir yüzünden tartışmalar olabilir. Kibirli insanlar yüzünden başın derde girebilir. Bundan dolayı bunlara gereken cevabı ver lütfen. Ve aynı şekilde ikili ilişkilerde de akrep burçları bazı kompleksli insanlarla, yani böyle bir flört aşamasındasındır, evlisindir, kocanla, karınla, böyle bir hakkın yenebilir, nankörlükle karşılaşabilirsin. Artık yeter diyeceğin bir hafta. Hayatıma yeterince zarar verdin, gidebilirsin diyeceğin bir dönemden geçiyorsun. Biraz sağlık konusunda ağrı sızı olabilir. Boyun bölgesinde olsun, kaslarda olsun gerginlikler olabilir. Bu da bazı kişilere öfkelenmenizle beraber kasların yıpranması, kas katı olması sonucunda sırt ağrıları, bel ağrıları, mide ağrılarına dahi gidebilecek tarzda ağrılar olabilir değerli akrep burçları. Benden söylemesi biraz gerginliğinizi azaltacak olayları başlatın. Ne gibi olaylar başlatabilirsiniz? Sevdiğiniz insanlarla fikir alışverişi yapma. Onlarla bazı konuları konuşma, bazı eğitimler alma gibi, felsefe gruplarına katılma, felsefi bir kitap okuma. Gerçekten arkadaşlar, felsefe ve klasik müzik insanı farklı bir boyuta taşıyor. Herkese de tavsiye ederim. Ne konuda olursa olsun aşırı ısrarcı olmayacaksınız. Kendi fikir ve düşüncelerinizi beyan edeceksiniz. Bir de entelektüel faaliyetler çıkıyor. Dediğim gibi böyle klasik müzik dinleme, böyle siyasi, sosyal konularda güzel bir kitap okuma, bu gruplara katılma. Yani kitap alacak parası da olmayabilir insanların, olabilir. E, kitap okuyun. Yani ne bileyim, PDF alışverişi yapın arkadaşlarınızla. Telegram'da falan böyle gruplar var, felsefe grupları. Bunların içerisinde Doğu felsefesiyle ben çok ilgileniyorum. Yani daha çok işte Çin olsun, Tibet olsun, bu doğudaki kültürler daha çok çekiyor. İran kültürü daha çok çekiyor beni. İşte bu ters, ben Doğu felsefesini çok seviyorum. İran'dan tut Hindistan'a kadar olan bölgeyi. Çok kadim bir bölge. O yüzden ben böyle yapıyorum. Benim de Ay burcum Akrep. Ben de farklı gruplara girdim arkadaşlar. Farklı gruplardan dersler alıyorum. Bu hafta Aslan burçlarına da çıktı. Eğitim alacaklar. Onlar da eğitim alacaklar. Siz de akrep burçları aslanlar gibi eğitim alacağınızı görüyorum. Böyle ses getirecek projeler olabilir, fikir alışverişi olabilir. Böyle
her konuda alim olacaksınız. Ve gerçekten duygusal reaksiyonlarınız olsun, duygusal patlamalarınız olsun, bilginin gücüyle eriyip gidecek. Çünkü bir boşluk var içinizde dolmayan, bu da eğitim almanız. Ve gerçekten bir ay gibi parlamanız, karanlığın içinde bir ay gibi parlayacaksınız. Gerek aile çevrende, gerek iş çevrende, yani cehalet kol geziyor. O yüzden sıkılmışsın her konuda. Diyorsun ki ben bir üst skaladan bakmak istiyorum. Neden böyle bu insanların içindeyim? Neden bunlar mantıklı ve akıllı davranmıyorlar? Ailende de olabilir, evlatlarında olabilir bu kişiler. Ne olursa olsun değerli ve duyarlı akrep burçları, fayda sağlayacak bir eğitim alacaksın. Güzel atılım yapacaksın. En güzel eğitim de insanın kendi kendini eğitmesidir. Yani kendi deneyimleriyle, ruhsal deneyimleriyle dünyayı tanımasıdır. En büyük eğitim budur. O da biraz tenhada durmakla olur. Onun adı da gnosis'tir. Yani dünyayı kendi kendine tanıma, ruhsal gelişmesini, zihinsel gelişmesini ve her türlü metafizik olayı dur bir dinle, iç sesine kulak ver anlamına gelir. Kendi kendine öğrenmek anlamına gelir gnosis. Ve gerçekten bunu da akrepler çok güzel başarır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu konuyu inceleyin. Sizi gerçekten rüyalarda mesaj alan, algıları açık. Ben de metafizik yeteneğimi zaten ay burcumun akrep olmasına borçluyum. Bunları da kullanın derim arkadaşlar. Kullanın. Yeteneklisiniz bu konuda. Hem Mars'tan alacağınız etkiyle hem de Neptün'den alacağınız etkiyle para getirecek girişimler, bir hayalin gerçekleşmesi, bir araba alımı olabilir, araba alım satımı olabilir ya da ne bileyim bir yere bir seyahat gidip gelmeniz olabilir. Bir yer ya da bir dönem seni olumlu yönde değiştirecek her türlü rahatlık var ve gönülleri fethetmek var. Gerçekten eğer genç bir akrep kardeşimizseniz sevdiğiniz insanın gönlünü fethedeceksiniz. Eğer orta yaş ve üzeri bir insansanız bu da yani evlatlarınızın, etrafınızın, çalışma arkadaşlarınızın sizi anlayışla karşılamaları, onlarınla aranızdaki sürtüşmeyi çözdüğünüz anlamına geliyor. Hatta tartıştığınız bazı insanlar bile diyelim bencil ve egoistçe davranıyor, iş yerinde tartıştınız ya da dediğim gibi kapris kompleks yapıyor ilişkilerde. O insana öyle bir güzel ayar vereceksin ki ortalık karışacak ve o da beyin fırtınası yaşayacak. Biraz düşünecek, senin haklı olduğunu söyleyecek. Bir pişmanlıklarıyla gelen olabilir, sen haklısın, ben ettim, sen etme diyenler olabilir. Günlük hayatınızda ve çalışma hayatınızda bunlara rastlayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi birileriyle uğraşmak zorunda kalırsın belki ama ne olursa olsun hayırlısıyla onlara gereken dersi vereceksin. İki arada bir ders derede de olsa onlara bir şeyler öğreteceksin. Yani bazıları belki çapsız iyi birileri ama aile çevrende olsun, iş çevrende olsun bu boyundan büyük laf edenler var. Çapsız dediklerim bunlar işte. Her ne olursa olsun sen bunlara haddini bildiriyorsun. Gerçekten de. Çünkü akrepler gözü kulağı iyilikte olan, böyle sorumluluk taşıyan, çok disiplinlidir akrepler. Yani sana bir laf diyemez kimse, akrep burcu. Zaten kimseye de su grubu olduğumuz için herkese uyarsınız yani. Akrep akrep diyorlar, korkutuyorlar ama akrebin korkulacak hiçbir yanı yok. Siz de biliyorsunuz bunu arkadaşlar. O yüzden akrep burcu ama böyle de dili de sivridir. Düşmanlarına karşı, kötülere karşı
İşte bu sivri dili bu hafta kullanabilirsin, kullan da işte diyeceksin. Onlara bir dur bakalım haddini bil diyeceksin. Senin sınırların buraya kadar. Sınırlarını geçemezsin. İşte o zaman akrebin sivri dili konuşacak. Bir akrep gibi sokacağımız hafta olabilir. Biraz ama seni de çok kapana kıstırmışlar. Yani çok baskı var ve çok laf atma var iş alanında, dediğim gibi aile hayatında olsun. Yani eskisi gibi davranmayacaksın bu hafta. Böyle akrep iğnesini çıkarsın. İğneler hazırlansın, akrep burçları. Ya Hadi zikrini veriyorum. Tekrar sayısı 200'dür. Kullarına hidayet eden. Bir de Hadi zikrini çektiğinizde arkadaşlar, her alanda projeler harekete geçecek, sorumluluk alacaksın ve aldığın sorumluluğu yerine getireceksin. Duran enerjiyi harekete geçirmek için Ya Hadi tekrar sayısı 200 efendim. Çok güzel bir hafta olsun. Aralık ayınız kutlu olsun. Dilediğiniz her şey iyiliğinize olmak üzere gerçek olsun. En iyisi olsun diyeceksiniz arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyoruz ya, bazen de en iyisi olsun demek daha doğruymuş. Hakkınızda en iyisi olsun efendim. Enine boyuna düşündüğünüz, değerlendirme yaptığınız, yüksek farkındalık yaşadığınız bir hafta olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın efendim.